Allah'ın hadisi kutsi'de buyurduğu gibi kulun Allah ile işitip Allah ile görmesi mürşidi kamil için geçerli midir? Her şeyin bir başlangıcı vardır. Eğer merdivenleri basamak basamak çıkmazsak bir anda son basamakta olayım ya son basamağa çıkayım derse kesinlikle çıkamayız. Sadece yoruluruz. Manevi yolculuk da böyledir. Kulun bu hale gelebilmesi için Allah ile görüp, işitip, bilip, sevip, irade edebilmesi için bunun mutlaka bir başının olması gerekir. Eğer Allah'ı bilmiyorsa, tanımıyorsa nasıl onunla bakabilir? Nasıl onunla görebilir, işitebilir, tutabilir, yürüyebilir? Böyle bir şey mümkün mü? Mümkün değildir. Bütün peygamberlerle beraber olanlar önce bunu peygamberle yapmıştır. Allah'ın nebileriyle yapmışlardır. Allah'ın resulleriyle yapmışlardır. Aynı zamanda bu Allah'ın emridir. Ne buyurdu ayet-i kerimede? De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Aynı şekilde müminlere canlarını peygamberden önce tutmaları yakışmaz buyurdu. Yani önce peygamberlerle beraber olanlar peygamberi seviyor. Canından çok seviyor. Aynı şekilde ona tabi oluyor. Yani onunla görmeye, onunla anlamaya, onunla işitmeye, onunla tutup, onunla yürümeye çalışıyor. O olmaya çalışıyor. Çabasını, gayretini böyle sarf ediyor. Tabi olmak böyledir zaten. Böyle olmazsa tabi olmamıştır. Tabiyet gerçekleşmemiştir. Sadece ben peygamberi peygamber olarak kabul ediyorum demek tabi olmak değildir. Aklıyla onu kabul etmektir. Eğer tabi olursa aynı şekilde söylediğim gibi o olmaya çalışır. Onun gibi yapmaya, onun gibi sevmeye, onun gibi iman etmeye çalışır ki bu Allah'ın emridir. Ona tabi olmak Allah'ın emridir. Ona tabi olunca neyi kazanacak? Allah'ın sevgisini. De ki Allah'ı seviyorsanız ona tabi olun ki, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Peşinden neyi getiriyor? Mağfireti getiriyor. Allah onu mağfiret eder, günahlarını siler, yok sayar. Aynı şekilde onu sever. O Allah onu sevince ne olur? Zaten o kutsi hadisin başında öyle buyuruyordu. Kulum kendisine farz kıldığım ibadetlerle en güzel şekilde bana yaklaşır, diğerleriyle yaklaşmaya devam eder. Evet, bu devam ederken, bu devam edince ben kulumu severim. Bir kulumu sevdiğimde o kulum benimle görür, benimle işitir, benimle tutar, benimle yürür, benimle sever, benimle diler. Her şey buna dahildir. Allah onu sevince, Resulüne tabi olunca ne olur? Allah onu sever. Ben onu severim dedi. Fret etsin. Bütün sahabe bu hali böyle kazanmıştır. Resulullah Efendimiz'e tabi olmakla, onu canından çok sevmekle kazanmışlardır. Aynı şekilde eğer önündeki bir beşer olmazsa onu takip etmeyi, onun gibi yapmayı beceremez. Böyle bir şey mümkün değildir. Hadi Allah'ın yaptığı gibi yap demek. Nasıl yapacaksın? Böyle bir şey mümkün mü? Mümkün değil. Haşa. Kulun gücü buna yetmez. Kimin gibi yap denir? Kime tabi ol dedi? Resulüme tabi ol dedi. Allah bana tabi ol demedi. Bana itaat et, Resulüme tabi ol dedi. Aynı şekilde Resulüne itaat, Allah'a itaattır dedi. Onun gibi bir beşer, ona tabi olmak elbette ki kolaydır. Rahatlıkla tabi olur, rahatlıkla onun yaptığını yapmaya çalışır. Onun yaptığını yapmaya çalışırken o kime göre yapıyor? O da Allah'a göre yapıyor. Resulü de Allah'ın emrettiği gibi yapıyor. Allah'ı tanımış. Allah'ın kendisinden ne istediğini biliyor. Nasıl yapması gerektiğini biliyor Allah'a göre. Ona tabi olunca bu sefer o da Allah'ın nebisi, Resulleri de aynı şekilde Allah'ın nazarıyla nazar eder. Allah'ı tanıdığı için. Allah'ın buyurdu ya benimle görür, benimle işitir. Allah ile dinler. Allah ile tutar, Allah ile yürür. Dolayısıyla sahabe de peygamberle
Allah'ın nebileriyle, resulleriyle beraber olanlar da Allah'ın nebileri, resullerine tabi olduğunda, onlar gibi yaptığında aynı şekilde Allah ile yapmış olur. Yani Allah ile görmüş, Allah ile işitmiş, Allah ile dilemiş, Allah ile sevmiş, tutmuş ve yürümüş olur. Nebiler olmayınca nasıl olması gerekir? Peygamberler olmayınca nasıl olması gerekir? Aynı şekilde peygamber varisiyle beraber olanlar, müşid-i kamillerle beraber olanlar bunu onunla yapar bu sefer. Peygamber varisi, peygamberin yaptığı gibi yaptığından dolayı aynı şekilde peygamber de Allah ile bakıp, işitip, görüp, tutup, yürüdüğünden dolayı bir derviş mürşidiyle beraber bunu yapınca bu gerçekleşmiş olur onda. Bu hepsi aynıdır ve birdir. Eğer peygamber canlı Kur'ansa bu böyledir. Eğer sahabe Resulüne tabi olup onu her şeyden çok, canından çok sevip ona tabi olup onun yolunda yürüdüyse onlar da aynı şeyi kazandı. Aynı şekilde onun varisleri de aynı şeyi kazanıyor. Varisleriyle beraber olanlar da aynı şeyi kazanıyor. Mesele Allah'a iman etmektir. Allah ile beraber olmaktır. Allah'ın nazarıyla nazar etmektir. Allah'ın sevdiğini sevmektir. Sevmediğini sevmemektir. Allah'ın dinle dediğini dinleyip dinleme dediğini dinlememektir. Evet. Bir derviş mürşid ile beraber olduğunda hepsi bir anda üzerinde gerçekleşir. Ama eğer tam bir teslimiyet olursa, tam bir teslimiyetle Allah emretmişti öyle. İnne Allah ve melaiketehu yusallune alen nebi ya eyyühellezine amenu sellu aleyhi ve sellimu teslima. Allah ve melekleri Resulüne salat eder. Ey iman edenler, siz de tam bir teslimiyetle ona salat edin. Ona yardım edin, ona destek olun. Yardım ederken, destek olurken bağımsız biri olarak değil, bir olarak yapması gerekir. Yani ben oyum, o da ben demesi gerekir. Eğer böyle yaparsa onunla beraber olmuş olur, onunla bakmış olur, onunla anlamış olur, onunla işi yapmış olur. Dolayısıyla o olmuş olur. Kendi nefsini, benliğini bırakıp ondaki manevi hali almış olur ki bu durumda o da ne olur? O da canlı Kur'an olur. Olmalıdır. Ölçü böyledir. Yoksa böyle kuru kuruya tabiyet yoktur. Olmaz. Bizi bir yere de götürmez. Gaye Allah'a vasıl olmaktır. Gaye canlı Kur'an olmaktır. Resulü ile beraber canlı Kur'an olmaktır. Gaye Allah'a abd olmaktır, aşık olmaktır. Allah'a halife olup ayna olmaktır. Bütün insanlar için evet, gaye budur, amaç budur. Gerisi hepsi araç. İbadet de araçtır. Amaç Allah'a abdiyettir. İbadet araçtır. Bizi Allah'a abdiyete taşımalıdır. Abd olmaya taşımalıdır. Aşık olmaya taşımalıdır. Evet.